Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili fiil yapısı bakımından farklıdır? Basit mi, türemiş mi, birleşik mi diye bakacağız arkadaşlar. A şıkkına baktım. Tabakta bir parça ince doğranmış et bulunuyor. Burada arkadaşlar bulmak fiilinden bulunmak fiili oluşturulmuş. Yani bu türemiş bir fiildir. Türemiş dedim. B çıkardı fiilinin altını çizmiş. Çıkmak fiilinden çıkarmak fiili oluşmuş. Dolayısıyla bu da türemiştir. Geldim C'ye. Attı fiilinin altını çizmiş. Sadece kip eki almış. Dolayısıyla basit yapılıdır. Yapım eki almamıştır. Yapım eki alsaydı türemiş olacaktı. D'ye baktığımda uzaklaştılar fiilini görüyorum. Uzak kelimesinden uzaklaşmak fiili oluşmuş. Dolayısıyla bu da türemiştir. Genel olarak baktığımda A, B ve D şıklarında türemiş. C şıkkında ise basit yapılı bir fiil söz konusudur. Cevap C'dir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili fiilin yapısı farklıdır? Yapı dediğimiz zaman basit mi, türemiş mi yoksa birleşik mi diye bakacağız. Bakalım. Birinci cümleye baktığımda dolduruldu fiilini görüyorum arkadaşlar. Burada dolmak fiilinden doldurmak fiili oluşmuş. Yani türemiş bir fiil söz konusu. İkiye baktığımda emir ismiyle etmek yardımcı fiili birleşerek birleşik fiil oluşmuş. Birleşik dedim. Üçte kayıp kelimesiyle olmak yardımcı fiili birleşmiş. Dolayısıyla yine birleşik fiil. Dörtte arkadaşlar tebrik etti diyor. Bu da birleşik fiildir. Tebrik ismiyle etmek yardımcı fiili birleşmiştir. Bu da birleşiktir. Genel olarak baktığımda 2, 3 ve 4. cümlelerdeki altı çizili fiiller birleşik fiilken 1. cümledeki fiilim türemiş fiildir. Dolayısıyla farklı olan A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı fiil kullanılmamıştır? A şıkkına baktığımda arkadaşlar babam çok eski halk hikayelerini anlatırdı diyor. Burada anlatmak fiili kullanılmış. Birleşik yapılı değil. B'ye geldiğimde bakıyoruz. Arkadaşımın arkasından öylece baka kaldım diyor. Burada arkadaşlar baka kaldım derken ek almak sürellik fiiliyle birlikte oluşturulmuş bir birleşik fiil var. Kurallı birleşik fiil. Dolayısıyla burada birleşik yapılı bir fiil söz konusu. C'ye bakıyorum. Yağmurdan sonra açan güneş yeri kurutuverdi. Burada da arkadaşlar ivermek şeklinde tezlik fiiliyle birlikte oluşturulan bir birleşik fiil söz konusu. Kurallı birleşik fiil. D'de çok istedik ama size olanları anlatamadık. Burada da arkadaşlar ebilmek fiilinin, yani hangi fiil oluyordu ebilmek arkadaşlar? Yeterlik fiilinin, yeterlik birleşik fiilinin daha doğrusu olumsuzu var. Olumsuzu da birleşik fiildir. Dolayısıyla bu da birleşik fiildir. Yani B, C ve D birleşik fiil, A birleşik fiil değil. Cevabım Adana. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde çekimli fiil türemiş yapılıdır? Bakalım. 1. Haline bakılırsa İzzet Bey kötü bir yaşam sürdüğü anlaşılıyordu. Burada anlaşılıyordu fiili var arkadaşlar. Anlamaktan anlaşılmak fiiline dönüşmüş. Yani türemiş, yapım eki almıştır. Dolayısıyla bir cevaplarım arasında olacak. 2'ye bakalım. Önceden kocaman bir çiftlikte yaşıyordu. Yaşıyordu derken kökü nedir arkadaşlar? Yaş. Bizim yaş almamız, yaşımız anlamındaki yaş. Yaştan yaşamak olmuştur. Yani bir isim fiile dönmüştür. Yapım eki alarak fiil olmuştur. Dolayısıyla türemiş bir pozisyondadır. 2 de cevaplarının arasında olacak. 3'e bakalım. Ancak iflas etti ve tüm mal varlığını kaybetti. Burada arkadaşlar birleşik fiil söz konusu 2 tane ama ben türemiş arıyorum. 4. Böylece hayatta tek başına kaldı. Burada da arkadaşlar türemiş fiil söz konusu değil. Türemiş fiiller 1. ve 2. cümlelerde mevcuttur. Cevap Adana'dır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik fiil kuruluş yönüyle diğerlerinden farklıdır? Bakalım. 1.
Buradan bir an önce gitmeye can atıyordu. Burada arkadaşlar can atıyordu deyim şeklinde bir birleşik fiildir. Yani kayıp kalıplaşmıştı. 2. Olanları duyunca küplere binecek. Yine burada arkadaşlar anlamca kalıplaşmıştır, anlamca kaynaşmıştır. Deyimdir. Deyim desem daha rahat anlaşılır. 3'e baktığımda şehirdeki herkesi avucuna almıştı. Avucuna almak yine bir deyimdir arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Geldim 4'e. Seni görünce çok mutlu oluyor. Şimdi burada yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil söz konusu. Yani yapı bakımından diğerlerinden farklı. Dolayısıyla cevabım 4. cümle olmalıdır. Denizli. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili fiillerin yapıları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? 1. Rapora şöyle bir göz attı. Arkadaşlar burada göz atmak bir deyimdir. Dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Birleşik fiildir diyelim. 1 yazdık. 2. Bizimle geleceğinizi sandık diyor. Burada sanmak fiili var. The bilinen geçmiş zaman ekini almış ve ke kişi ekini almış. Yani basit yapılı. 3'e baktım. Saçlarını şirin bir tokayla bağladı. Bağladı fiiline baktığımda kökü bağdır arkadaşlar. La yapım ekini almıştır. Yani türemiştir. Dolayısıyla buna da türemiş dedim. Birleşik basit türemiş şeklinde sıralanacak. Bu da B şıkkında vardır. Cevabım Bursa. Numaralanmış cümlelerdeki birleşik fiillerden hangisi farklı yolla oluşmuştur? Bakalım. 1. Arkadaşlar kazanın şokuyla olanları hatırlayamadı. Burada olumsuzluk söz konusu. Bunun hemen olumlusunu düşüneceğim arkadaşlar. Hatırlayamadının olumlusu ne olabilir? Yeterlik fiili olabilir. Yani hatırlayabildi. Yeterlik fiili varsa arkadaşlar bu nedir? Kurallı birleşik fiildir. Devam edelim 2 ile. Tecrübeli doktor dişimi saniyeler içinde çekiverdi. Yine burada arkadaşlar ivermek tezlik fiili söz konusu. Dolayısıyla bu da kurallı birleşik fiil. 3'e baktığımda köpeğim Tarçın son günlerimde benim dert ortağım oldu diyor. Dert ortağı olmak bir deyimdir arkadaşlar. Dolayısıyla deyimler de anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdi. Şöyle diyelim, anlamca kaynaşmış birleşik fiil kısaltmalarını yazdım. 4'e bakıyorum. Ben arkanızdan gelirim. Siz gide durun. E durmak da arkadaşlar nedir? Kurallı birleşik fiiller içerisindedir. Dolayısıyla buna da kurallı birleşik fiil dedim. 1, 2 ve 4. cümlelerdeki fiiller kurallı birleşik fiilken 3. cümlede arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiil söz konusu. Farklı olan hangisidir? 3. cümledir yani C şıkkı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangilerinin çekimli fiili yapısı bakımından özdeştir? Bakalım. 1. Serin bir gecede terasta uyuyakalmışım. Uyuyakalmışım arkadaşlar kurallı birleşik fiildir. K, B, F dedim. 1 dedik. 2'ye baktım. Yarım saat sonra gözlerim birden açıldı. Açmaktan açılmak olmuş. Yani türemiş bir fiil söz konusu. Türemiş diyelim. Tür dedim. 2 yazdım. 3'e bakıyorum. Yetiştirmem gereken raporları yarım bırakmıştım diyor. Burada bırakmıştım. Basit yapılı arkadaşlar. Basit. Geldim 4'e. Aceleyle kalkıp onları tamamladım diyor. Tamamladım fiili söz konusu burada da. Tamamdan tamamlamak olmuş. Yani türemiş arkadaşlar. Dolayısıyla buna da türemiş dedik. 4 diyelim. Genel olarak baktığımda birincisi kurallı birleşik fiil, ikincisi türemiş fiil, üçüncüsü basit fiil, dördüncüsü türemiş fiil. Dördüncü ve İkincisi arkadaşlar nedir? Ortaktır, özdeştir yapı bakımından. Cevap Ceyhan'dır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. Edebiyat dergilerini düzenli olarak takip ederim. Takip ederim derken burada arkadaşlar birleşik fiil olduğu çok açık ortada. Birleşik yazdım. 2. Arkadaşlarımın isteklerini dile getirdim. Dile getirdim derken arkadaşlar bir deyimdir. Deyimler birleşik fiildi.
anlamca kaynaşmışlardır. Unutmayalım. 3. Oğlun bu resimde çok güzel görünüyor. Görmekten görünmek olmuş. Dolayısıyla türemiş fiildir. 4. Kavga ettiği komşusunu şikayet edecekmiş. Şikayet etmek de yine arkadaşlar bir deyim olduğu için birleşik fiildir. Şimdi 1. Birleşik fiil, 2. Birleşik fiil, 4. Birleşik fiil, 3. Farklı. Nedir 3? Türemiş fiil. Dolayısıyla cevabım C'dir. Farklı olanı soruyordu bana yapısı bakımından. Numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin oluşumu diğerlerinden farklıdır? 1. Soğuktan ellerimin uyuştuğunu hissediyorum diyor. Burada arkadaşlar his ismine etmek yardımcı fiili gelmiş. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil dedim. Hepsinin ilk harfini yazdım. 2'ye baktım. Çocuk bir anda ortadan kaybolmuştu. Kayıp ismine olmak yardımcı fiili gelmiş. Yine yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir arkadaşlar. 3'e baktığımda ne görüyorum? Liseden geçen yıl mezun oldum. Mezun olmak yine arkadaşlar yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Ancak arada ses olayı olmadığı için bitişik yazılmamış. Bu çok önemli değil, bitişik yazılıp yazılmaması. 4. Hemen arkada arabadan çıkıp çevreme göz gezdirdim. Göz gezdirmek arkadaşlar bir deyimdir. Dolayısıyla burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil söz konusudur arkadaşlar. Yani farklı olan D şıkkıdır diyebilirim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim artı fiil biçiminde kurulmuş birleşik fiil vardır? Bakalım. 1. Çanakkale'de ancak 3 gün kalabildim. Burada arkadaşlar isim artı fiil değil, kalmak fiili ebilmek ile birleşmiş. Yani yeterlik fiiliyle başka bir fiil birleşmiş. Dolayısıyla fiil artı fiil. 2. Bozcaada'yı ve Eceabat'ı gördüm. Burada zaten birleşik fiil söz konusu değil. 3. Bu yolculuk sırasında eve her gün telefon ediyordum diyor. Burada arkadaşlar telefon ismiyle etmek yardımcı fiili birleşmiş. Ne olmuş? Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil oluşturulmuş. Dolayısıyla cevabım C. 4'e baktığımda arkadaşlar telefonlarımda bu güzel yerleri evdekilere uzun uzun anlatıyordum. Burada bir isim ve bir fiilden oluşan birleşik fiil söz konusu değil. 4'ü eledim. Yani cevabım ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan çekimli fiil dış kapı açıldığında içime anlaşılmaz bir korku kapladı cümlesindekiyle yapıca özdeştir. Öncelikle kapladı fiilini inceleyelim arkadaşlar. Kap isminden la yapı ekini alarak kaplamak fiili oluşmuş. Daha sonra da dı görülen bilinen geçmiş zaman eki gelmiş. Yani burada türemiş bir fiil söz konusudur arkadaşlar. A'ya baktığımda kazak örmeyi sen de pekala başarabilirsin. Ebilmek fiili var arkadaşlar buradan. Birleşik fiil dolayısıyla burası. Birleşik. B'de kış güneşi masum bir yüzde göz kırpıyor. Göz kırpmak bir deyimdir. Deyimlerde birleşik fiil idi. C. Ayla Hanım İstanbul gezisinden söz etti. Söz etti arkadaşlar nedir burada? Bir isim ve yardımcı fiil birleşerek ne olmuş arkadaşlar? Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil oluşturmuşlar. Dolayısıyla bu da birleşik fiildir. D'ye baktığımda birçok şair ve yazarı eserleri ölümsüzleştirmiştir diyor. Ölümsüzleştirmiştir. Burada fiilim ölüm kelimesinden ölümsüz olmuş. Ölümsüzden de ölümsüzleşmek olmuş. Yani türeye türeye gitmiş. Yapım eki ala ala gitmiş. Dolayısıyla nedir? Türemiş fiildir yapı olarak. Örnek verdiği cümlenin fiili türemiş fiildi. Ben de türemiş fiil arayacağım o zaman. D şıkkında türemiş fiil vardır. Cevap Denizli.